Dün Yunan yüz yıl önce geldiği zaman ne yapıyordu? Önce çarşaflı kadınlara elini uzatıyordu. Onlara saldırıyordu. Cepheye yürüyen 15'inde 20'sinde gençler, efeler neden yürüdüler? Analarının örtüsünü, analarının tesettürünü koruyabilmek için. Peki, o zihniyetle Yunan arasında ne fark var kardeşim? Yunan gavuru arasında ne fark var? Fark yok. Birinin adı Müslüman adı, ötekinin adını kilisede papaz koymuş. Arada fark bu. Yunan'ın yapmak isteyip de senin dedenin canını ortaya koymasından dolayı yapamadığını yapan adamlar onlar. O gafiller. Şimdi orada gördünüz. Altını çizeyim. Tesettürsüz, imanlı çok kardeşimiz var. Ahlaklı, edepli, yani kendince bir hayatı yaşayan kardeşlerimiz var. Allah Teala ama İslam'a muhabbeti var, saygısı var, dua edelim. Cenab-ı onlara İslami, tesettürlü bir hayat nasip eylesin. Onları istisna ediyoruz. Herkes bir değil ama orada çarşafa zincir vuran iki tane kadın var. Ya da zinciri vurdular sonra alıyorlardı ne yapıyorlarsa. Yüzyıl önce cepheye mermi taşıyan kadınların kıyafeti neydi? Çarşaf giyiyorlardı, feraceleri vardı, ihram vardı, çarşaf gibi örtü vardı onların üzerinde. Yüz yıl önce cepheye mermi taşıyan orada çarşafa zincir vuranlar gibi yıl önce cepheye mermi taşıyan o kıyafette bir tane kadın görebilir misiniz? O halde işgale uğradık Müslümanlar, işgal ettiler bizi, evimize geldiler, biz onlara kapımızı açtık, sonra örtümüz, tesettürümüz, imanımız, hakikatimiz Neyimiz varsa onları aldılar. Şimdi senin gözün önünde onu çiğniyorlar. Bu millet çarşafa tesettüre uzanan o ele denize dökerek bedel ödetmiştir. Eğer senin örtüne bir el uzanıyor, Fransız kafirinin Maraş'ta çarşafa uzattığı el bugün ananın bacının örtüsüne uzanıyor, seni uyandırmıyorsa sen dedeni ihanet ettin. Eğer dedenin ruh köküne bağlıysan, sadakatin varsa, imana vefan varsa, tesettüre bir el uzanıyorsa, o zaman sen orada Maraş'taki Müslüman gibi ayağa kalkacaksın. Bunun bedelini ey Yunan çocuğu ödeyeceksin diyeceksin. Ödeteceksin. Çarşafa uzanan elin bedeli denize dökülmektir. Çarşaf imanımızdır. Çarşaf bize Allah buyruğudur. Peygamber aleyhisselamın etrafındaki kadınların emanetidir. Ona bir el uzanıyorsa o el Yunan gavurunun elidir. Yunan gavrunun elidir. Çocuktuk. Burada okulda okuyoruz. Burada. Beş yaşında anam beni çarşafıyla okula götürdü. Burada. Hafızlık yapayım diye. Burada bina yok. Şurada cami Kur'an kursu var. Bir tane öğretmenimiz var. Anamı çarşaflı gördü. Biliyor da Kamil Hoca'nın oğluyum. Sabah akşam cetvelle kafama vuruyor. Ne kadar hayvan adı varsa onları söylüyor. Beş yaşındayım. Beş yaşındayım. Sabah vuruyor, öğle vuruyor. 29 Ekim yaklaştı, dedi ki, iki tane de kız kardeşim var okulda. Çarşaf getirin, sarık cübbe getirin. Aynı masalı yaptılar. Aynı masalı. Ben de öğretmenle bir irtibat kurabiliriz çocuğum ama bir yaş önce verdiler beni okula, hafız olacağız işte ara vereceğiz. O zaman 5 yıl değil koku. Getirdik. Babama bir şey söyleyemedik. Annem vermedi. Rahmetli ninemin çarşafını aldık getirdik. Baktım ki onları birilerine giydiriyorlar. Altından başka kıyafetler çıkıyor. Çarşafı çiğniyorlar. Cübbeyi sarığı çiğniyorlar. Tabii bir şeyler söyledim. Nenemin çarşafı verin dedim. Verirler mi? 29 Ekim yaklaştı şu okul şimdi orayı park yaptılar duruyor orada. Bir türlü babama meseleyi ulaştırdık. Bir amcamın oğlu var. Onu gönderdi. Geldi. Köylüyü çağırmışlar. Onlar dışarıda seyrediyor. Yani nenemin çarşafını çiğnetecekler. Çıkacağım itiraz edeceğim ama 5 yaşında çocuksun. O an kapı açıldı. Amcamın oğlu içeriye girdi. Bir müdür var. O da aynı kafada geldi yanına ver çarşafı dedi. Ver dedi sarı ver cübbeyi. Orada bakıyorlar. O kadın feryat ediyor. Veremezsin diyor. Ama bir tarafta imanın duruşu var. O sarı cübbeyi çarşafı oraya yalnız başına Bedeli ödemek neyse onu göze alarak gelen bir Müslüman var. 25 yaşlarında o zaman geldi aldı kimse ses çıkaramadı. O kadının koluna girdiler gözümün önünde duruyor şöyle. Onu bağıra bağıra arkada lavabo vardı oraya götürdüler. Öyle bağırıyor birkaç tane öğretmen kadın koluna girdi oraya götürdüler. Birkaç ay geçti bir uçak düştü Samsun uçağı. O öğretmenin de ağabeyi vardı onun içinde. Öyle ayrıldı bizim okuldan gitti. Elhamdülillah kurtuldu. Bu masal şu kadar zamandır devam eder. Eğer sen sessiz kalırsan ananın örtüsünü bin yıl önce Anadolu'yu bize kanlarıyla veren alpaslanların, altlerinin, mücahitlerinin, akıncıların, Onları besleyen o anaların örtüsünü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındaki kadınların örtüsünü gözünün önünde zincire vurur, çiğnerler. Bu ülkenin sahibi sensin. Yüzyıl önce o zincire vuran kadınların kıyafetindekiler değil, o zincire vurulan çarşafı giyenler cepheye mermi taşıyordu. Onlar analarını gönderdi. Eğer bu ülkede biri öncelikle hak sahibi ise onlardır. Ey Müslüman, ey örtülü kardeşim, örtüsüz kardeşim, sizi bölmek isteyecekler, bölünmeyeceksiniz. Ama herkes örtüye, tesettüre, imana, sadakat göstermek zorundadır. Bunu öğrenecek, öğreteceksin kardeşim. Çarşafa uzanan parmağı kırarak ona çarşafa saygıyı öğreteceksin. İnsanca köpeğin de yaşama hakkı var. Bir alim gidiyor, önünde talebeleri var. Onlar köpeği uzaklaştırıyorlar. Dur diyor. Bizim bu sokakta nasıl gezmeye, yürümeye hakkımız varsa köpeğin de hakkı var. Efendim açık bir kadın onun yaşamaya hakkı var. Tesettürlü bir kadın onun da hürriyetiyle yaşamaya hakkı var. Bir el bir parmak uzanıyorsa Müslüman sen Alparslan'ın evladısın. Sen Sayhaddin Eyyubi'nin evladısın. Örtüne ve imanına sahip çıkacaksın. Devlet bu noktada gereğini yapmalıdır. Yapmak zorundadır. Çarşaflar da bu ülkenin özgür vatandaşıysa o zaman devlet vurulan zincirin bedelini hesabını sormalıdır.